Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çevremizdeki ekonomik faaliyetler. İnsanlar günlük yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Eski çağlarda beslenme ihtiyacını doğadaki meyve ve sebzeleri toplayarak veya hayvanları avlayarak karşılamışlardır. Giyinme ihtiyaçlarını avladıkları hayvanların derilerini kullanarak, barınma ihtiyaçlarını ise mağaralarda yaşayarak sağlamışlardır. Nüfusun zaman içerisinde artması ve olumsuz iklim koşulları gibi nedenlerden dolayı meyve ve sebzeleri toplamak, hayvanları avlamak, mağaralarda yaşamak insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Bundan dolayı da üretim yapmaya başlamışlardır. Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye üretim denir. Örneğin buğday ekilmesi, doğal su kaynaklarının şişelenmesi, konut inşa edilmesi gibi. Fakat bir insanın tüm ihtiyaçlarını üretmesi mümkün değildir. İnsanlar bazı ihtiyaçlarını üretim yapan kişi veya kurumlardan satın alırlar. Üretilen malın kullanılmasına da tüketim denir. Örneğin acıkan bir insanın yemek yemesi, su satın alıp içmesi, inşa edilen konutlarda yaşaması gibi. Üretim-tüketim arasındaki ilişkide ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasını sağlar. İklim, yeryüzü şekilleri, yeraltı ve yerüstü kaynakları gibi coğrafi özellikler bir yerin ekonomisini etkilemektedir. Gelelim ekonomik faaliyetlerimize. Tarım, toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işleridir. Verimli topraklara, uygun iklim koşullarına ve sulama kanallarına sahip yerler tarıma elverişlidir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde birbirinden farklı tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Örneğin Gaziantep, Şanlıurfa ve çevresi yaz aylarında az yağış aldığı için kuraktır ve kuraklığa dayanıklı kırmızı mercimek, Antep fıstığı üretimi buralarda yaygındır. GAP yani Güneydoğu Anadolu Projesi'nin uygulanmasıyla da su sorunu en aza indirilmiş, sulama sorununun olmadığı Şanlıurfa ve çevresinde pamuk, mısır, pirinç üretimi yapılabilmektedir. Karadeniz kıyıları her mevsim yağış alan iklim özelliğine sahip olduğu için Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve çevrelerinde yağış ve nem seven çay, fındık ve mısır üretimi yaygındır. Ülkemizin iç kesimlerindeki Konya, Ankara, Niğde, Karaman ve çevresinde yağış yetersiz olduğu için su ihtiyacı fazla olan ürünler yetiştirilemez. Buğday, arpa, şeker pancarı daha yaygındır. Ülkemizin doğusu, iklim ve yeryüzü şekilleri genel olarak tarıma uygun değildir. Bu durum tarım faaliyetlerinin yapılmasını zorlaştırır. Ekimi yapılan buğday, arpa gibi ürünlerin de olgunlaşması uzun sürer. Malatya, Elazığ civarlarında kayısı üretim yapılmaktadır. Ülkemizde yükseltinin en az olduğu yer Marmara Denizi çevresidir. Balıkesir ve Bursa ovalarında tarım yoğunlaşmış ve ayçiçeği, zeytin, pirinç, sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Tarım ürünlerinin olgunlaşması sıcaklığa bağlı olarak değişebilir. Örneğin aynı anda Konya ve Ağrı'da ekilen buğday iklim özelliklerinden dolayı Konya'da daha önce olgunlaşır. Tarımsal üretim yapan ve geçimlerini tarımla sağlayan kişilere çiftçi denir. Çiftçiler yetiştirdikleri tarım ürünlerini market pazar aracılığıyla bizlere ulaştırırlar. Diğer bir ekonomik faaliyet sanayi. İnsanların ham maddeleri,
İşlenmiş veya yarı işlenmiş ürün haline getirmek için yaptıkları faaliyetlerin tümüne sanayi denir. Ulaşıma elverişli ve büyük şehirlerin yakınındaki yerler sanayiye, yani fabrika kurumuna daha uygundur. İklim koşullarının ılıman, yeryüzü şekillerinin sade, ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler uygundur. İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep sanayisi gelişmiş bazı illerimizdendir. Yeryüzü şekilleri dağlık, iklim özellikleri sert, ulaşım ağları yetersiz yerler sanayi için uygun değildir. Muş, Hakkari, Ardahan, Gümüşhane, Sinop sanayinin yeterince gelişmediği illerimizdendir. Günümüzde sanayi faaliyetleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Ağaç, maden, tarım ürünleri gibi ham maddeler işlenerek fabrikalarda çeşitli ürünler üretilir. Örneğin madenler sayesinde süs eşyalarından mutfak gereçlerine, beyaz eşyalardan teknolojik aletlere kadar birçok ürün yapılabilir. Tarım ürünlerinden makarna, şeker, reçel yapılabilir. Toprak kullanılarak seramik, çimento gibi ürünler üretilebilir. Bitkiler kullanılarak ilaç, baharat gibi ürünler elde edilir. Bu ürünler hem ülke içinde hem de ülke dışında satılarak kazanç elde edilir. İnsanlar sanayi tesislerinde çalışarak geçimlerini sağlarlar. Bu da işsizliğin önlenmesinde önemli rol oynar. Diğer ekonomik faaliyet, turizm. Turizm, insanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler yapması ve bu gezilerin oluşturduğu faaliyet bütünüdür. Yazların uzun sürdüğü, denize kıyısı olan, tarihi ve doğal güzellikleri olan yerlerde turizm daha çok gelişmiştir. Eğlenmek, dinlenmek, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları görmek amacıyla yurt içinde veya dışında gezintiye çıkan insanlara turist denir. Turistlerin gittikleri yerlerde kaldıkları otel, tatil köyü gibi yerlere de turistik tesisler denir. Günümüzde turizmin yaygınlaşmasıyla turistik tesislerde artış yaşanmıştır. Yazları uzun ve güneşli olan Akdeniz iklimini yaşayan kıyı kesimler deniz turizminin merkezidir. Antalya, İzmir gibi. Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde kış turizminin merkezidir. Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken, Bolu, Kartalkaya gibi. Turizmin ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Bu yüzden bacasız sanayi olarak adlandırılır. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar dinlenmek, eğlenmek, doğal ve tarihi güzellikleri görmek için ülkemize gelip alışveriş yapar ve döviz bırakırlar. Ülkeye döviz girişi ekonomiye katkı sağlar. Turizmin diğer bir katkısı da insanlara iş imkanı sağlamasıdır. İnsanlar turistik tesislerde çalışıp turistlere hizmet vererek geçimlerini sağlarlar. Diğer ekonomik faaliyet hayvancılık. Hayvancılık, hayvanların yetiştirilmesine, bakılmasına ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin pazarlanmasına denir. Tarıma elverişli olmayan yerlerde, geniş mera ve otlakların olduğu yerlerde yapılır. Hayvanlardan et, süt ve yumurta elde edilerek beslenme, dokuma ve deri sanayisine ham maddede sağlanmaktadır. Erzurum, Kars yöresinde yaz yağışları fazla olduğu için otlak alanlar geniştir. Bu yüzden buralarda büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Karasal iklimin etkili olduğu bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu Konya, Ankara ve çevresinde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Nüfusun fazla olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir çevresinde kümes hayvancılığı önemli bir ekonomik faaliyettir.
Bursa ve çevresinde ipek böcekçiliği yapılır. İpek böceği dut yapraklarını yiyerek beslenir ve ipeği koza haline getirir. Toplanan bu kozalar yünlü dokuma sanayisinde kullanılır. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu dağlık kesimlerde bitki çeşitliliği fazla olduğu için arıcılık faaliyetleri gelişme göstermiştir. Muğla, Ordu, Erzurum, Rize, Erzincan, Kars ve Hakkari arıcılığın ön planda olduğu yerlerdir. Ülkemizin denizlerinde, tatlı su göllerinde ve akarsularında da balıkçılık yapılmaktadır. Diğer ekonomik faaliyet madencilik. Yer kabuğunda çok uzun yıllar boyunca oluşan ve ekonomik değeri olan minerallere maden denir. Madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin tümüne de madencilik denir. Madenler sanayide kullanılan doğal ham maddelerdir. Ülkemiz maden bakımından da oldukça zengindir. Örneğin Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir çevresinde çıkarılan bor madeni roket ve jet yakıtı yapımında deterjan, porselen, cam, ilaç, kimya sanayisinde kullanılır. Seydişehir, Akseki'de çıkarılan alüminyum, uçak ve otomobil sanayisinde kullanılır. Elazığ, Fethiye, Muğla gibi şehirlerde çıkarılan krom, paslanmaz özelliğinden dolayı çelik tencere ve otomobil parçası yapımında kullanılır. Hatta bor madeni ülkemizde en çok, dünyada en çok bizim ülkemizde çıkarılır, bulunur. Madenleri yer altında bulunduğu şekliyle kullanmak mümkün değildir. Fabrikalarda işlenerek madenleri kullanabiliriz. Ormancılık, insanların orman ürünlerine ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümüdür. Ülkemiz orman yetiştirmek için genel olarak uygundur. Orman varlığı yağışa bağlıdır. Yağışın yetersiz olduğu yerde orman alanları da sınırlıdır. Ülkemizde ormanların önemli bir kısmı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında bulunur. Ülkemizin iç kısımlarında ise yeterli orman yoktur. Ormandaki ağaçlardan kağıt, kereste, mobilya yapılır ve insanlara iş imkanı sağlar. Diğer bir ekonomik faaliyet, hizmet sektörü. Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyetler hizmet sektörü içindedir. Sanayinin gelişmesiyle insanlar sanayi bölgelerine göç etmeye başladılar. Şehir merkezlerinin nüfusu artınca yeni iş alanları ortaya çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi nüfusu yoğun şehirler hizmet sektörünün geliştiği şehirlerdendir diyebiliriz. Son olarak ticaret ise kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım işleridir. Tarım, hayvancılık, sanayi, ormancılık, madencilik gibi faaliyetleri sonucu üretilen ürünler öncelikle ülkedeki insanların ihtiyaçları için kullanılır. Fazlası ise ülke dışına satılarak kazanç elde edilir. Ülkemizde üretilmeyen, üretilse de ihtiyacı karşılamayan ürünlerse dışarıdan satın alınır. İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi şehirlerimizde ticaret gelişmiştir. Evet, şimdi konumuzla ilgili birkaç soru çözümü yapalım. Bölgelerimizin coğrafi özellikleriyle o bölgede gelişen ekonomik faaliyet arasında doğrudan bağlantı vardır. Buna göre İç Anadolu bölgesi verimli ovalara sahiptir. Akdeniz bölgesi doğal ve tarihi güzellik bakımından çok zengindir. Marmara bölgesinde ulaşım koşullarına bağlı olarak fabrikalar yaygındır. Verilen bu bilgilere göre bölgelerimizde gelişen ekonomik faaliyetler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bakalım
Ne diyor? İç Anadolu bölgesi verimli ovalara sahiptir diyor. Verimli ovadan biz ne çıkarıyoruz? Tarım. Yani İç Anadolu bölgesinde yaygın olan ekonomik faaliyet tarım. O zaman C ve D şıklarını bir gözümüzde tutalım. A ve B değil. Gelelim Akdeniz bölgesine. Ne diyor? Doğal ve tarihi güzellik. Doğal ve tarihi güzellik diyorsa biz direkt neyi gözümüzün önüne alacağız? Turizmi. O zaman cevap D diyebiliriz ama yine de son Marmara bölgesine bir daha bakalım. Ulaşım koşullarına bağlı olarak fabrika diyor bakın, fabrika. O yüzden Marmara bölgesinde de sanayi daha yaygın diyebiliriz. Cevap D. İç Anadolu bölgesinde geniş ovaların ve platoların yer alması hangi ekonomik faaliyetin gelişmesini sağlamıştır? Az önceki soruda da olduğu gibi geniş ova ve plato zaten bize tarımı gösteriyor. Direkt işaret ettiği şık D, tarım. Ege bölgesinde verimli ovalarda yetiştirilen ürünler yine bu bölgedeki fabrikalarda işlenir ve İzmir limanı üzerinde diğer ülkelere satılır. Bilgiye göre Ege bölgesinde tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ticaret, ekonomik faaliyetlerinden hangilerinin geliştiği söylenebilir? Bakalım. Bir tarım ne diyor? Ovalarda, verimli ovalarda yetiştirilen ürünler diyor. O yüzden bir tarımı alabiliriz. İki, hayvancılık. Hayvancılıkla ilgili bir şey yok. Tarım diyor. Verimli ovalarda yetiştirilen ürünler fabrikalara da işlenir ve diğer ülkelere satılır. Yani burada söylediği şey verimli ovalarda yetiştirilen tarım fabrikalarda işleniyor. Yani sanayi ve diğer ülkelere satılıyor ticaret. Yani cevap 1, 4 ve 5. Yani C şıkkı. Verimli topraklara ve elverişli iklime sahip sulama imkanları olan yerler hangisi için elverişlidir? Yine verimli topraklar diyor, elverişli iklim diyor, sulama imkanları diyor. O yüzden cevap tarım. İnsanlar günlük yaşamlarını devam ettirebilmek için pek çok şeye ihtiyaç duyarlar. Giyinme, beslenme, barınma, sağlık gibi ihtiyaçlarının tamamını kendileri karşılayamazlar. Bu nedenle bazı ihtiyaçlarını satın almak zorunda kalırlar. Bunun sonucunda ortaya çıkan bütün faaliyetlere ne ad verilir? Sorumuz böyle. Cevap üretim, hizmet, tüketim, ekonomi. Biz az önce üretim, hizmet, tüketimi de işlemiştik. Bu faaliyetlere zaten konumuzun başlığı ekonomik faaliyetler. Oradan bile yola çıkarak cevap verebiliriz. Cevap Denizli. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler turizm faaliyetleri için elverişlidir. Bunun yanı sıra birçok oluşumlarda turizme katkı sağlamaktadır. Yukarıdaki ifadeye göre turizmin nerelerde gelişmesi beklenir? A. Tarım ve hayvancılığın geliştiği yerlerde. B. Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde. C. Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde. D. Doğal ve tarihi zenginliklere sahip yerlerde. Ne diyor? Bunun yanı sıra birçok oluşumlarda turizme katkı sağlamaktadır. Biz turizm işlediğimizde orada ne diyordu? Denize kıyısı olan ve doğal ve tarihi güzelliklere sahip yerler turizme elverişlidir diyordu. Bu yüzden cevap Denizli. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin ekonomik faaliyetlerini belirleyen coğrafi özelliklerden birisi değildir? Bir kere önce şıkları okuyalım. A. İklim ve bitki örtüsü. B. Yeryüzü şekilleri ve ulaşım. C. Yeraltı ve yerüstü kaynakları. D. Sanayi ve teknolojik gelişmeler. Bir kere coğrafi özellikler diyor bakın.
Coğrafi özellikler iklimde, bitki örtüsü, coğrafi özellikleri girer. Yeryüzü şekilleri ve ulaşım da girer. Yeraltı, yerüstü kaynakları da girer. Ama sanayi ve teknolojik gelişmeler coğrafi özelliklerden birisi değildir arkadaşlar. Ulaşıma elverişli ve büyük şehirlerin yakınındaki yerler, fabrikalar kurmak için uygundur ifadesi hangi ekonomik faaliyetle ilgilidir? A. Sanayi, B. Tarım, C. Ulaşım, D. Madencilik. Ne diyor? Bakın, fabrikalar diyor. Fabrika bize direkt neyi çağrıştırıyordu? A. Sanayi. Cevap A. Sanayi.